Merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. Yeni bir AngularJS dersimize hoş geldiniz. Bu dersimize kaldığımız yerden başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir logoları bir tanıyalım, görelim. Evet, AngularJS simgesi logosu bu arkadaşlar. AngularJS derslerine w3schools.com adlı bir web sitesinden yararlanaraktan hazırlıyorum arkadaşlar. Evet, geçen ders 34. dersi anlatmıştık. Şimdi 35 numaralı HTML dosyasını sizlere tanıtmak, anlatmak istiyorum arkadaşlar. Burada bahsimiz denetleyiciler arkadaşlar, controllers diye geçiyor. Denetleyicileri anlatıyorum AngularJS'te. Denetleyicilerle ilgili konu söz konusu olduğunda arkadaşlar, denetleyicilerin özelliklerini de zikretmek gerekiyor. Bu örneğimde geçen örnektekinden çok farklı olmayan ancak bir tek şu özellik var arkadaşlar. Full name diyerekten bir değişken tanımlıyorum arkadaşlar burada. Full name diyerekten bir değişken tanımlıyorum. Bu full name değişkeni de aşağıda tanımlamasını yapıyorum arkadaşlar. Şurada tanımlamasını yapıyorum. İlk önce size kitaplığa erişim ve bunun komutlarına uygulanabilir hale getiren ng-up ve ng-controller değişkenlerin tanımlanmış olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Burada yeni olan person control'dur. Burada özel bir kontrol, kişisel bir kontrol söz konusudur. Diğer kısımlarda first name ve last name kısmı daha önce anlatmış olduğum kullanıcı girişi için kullanacağımız iki kutucuktan oluşuyor arkadaşlar. İçerikleri de bilgi girişiyle birlikte değişecektir arkadaşlar. Burada full name dediğimiz değişken arkadaşlar, full name aşağıda tanımlamasını yaptığımız şekilde first name artı last name'in return değeri, geri dönüş değeri olaraktan alınacaktır arkadaşlar. Şimdi girelim bu script komutumuzun AngularJS yapısını oluşturacak script komutumuzun script taglerin içerisinde nelerin yer aldığına. MyUp uygulama adımdır. Her zamanki gibi arkadaşlar şununla eşleştiriliyor. MyUp ile eşleştiriliyor. Dolayısıyla benim vermiş olduğum MyUp doğrudan doğruya burada argüman olarak kullanılacaktır arkadaşlar. Ve de up controller dediğimde şu up nesnesinin veyahut da instance'ının diyeyim nesnesinin controller denilen metot ile şu işleme tabi tutulmasını istiyorum arkadaşlar. Person control adlı şu ng controller'ı kabul edecektir. Person control bakın şununla şu eşleşiyor. Ve de bir fonksiyonu çağıracaktır bu arkadaşlar. Yani bir fonksiyonun başlatıcısı, çalıştırıcısı olacaktır. Fonksiyon bir tek scope denilen bir parametre, bir argüman kabul ediyor arkadaşlar. Scope nokta dediğimde first name'i şu başlangıçta şurada kabul ettiğimi alıyorum. Bunu başlangıç değeri olaraktan John ve de last name'i de başlangıç değeri olaraktan Do diyorum arkadaşlar. Bu anonim bir isimdir. Ve de ekstradan bir değişken daha tanımlıyorum arkadaşlar. Bakın full name diyerekten. Bunu da yine bir fonksiyon dahilinde yapıyorum arkadaşlar. Bu fonksiyonda ne yapıyor? Geri dönüş değeri olaraktan scope first name ile scope last name'i bana alıyor, getiriyor. Bunları concatenate ediyor. Araya da bir boşluk koyuyor arkadaşlar. Burada script komutumuz bu şekilde sona eriyor. Yani neticede başlangıçta bu iki kutuyu açtıktan sonra bu kutular içerisindeki belirtilen veri üzerinde değişiklik yapabilirim. Ve de bu değişiklik yaptıktan sonra isim ekranda first name, full name şeklinde gösterecektir arkadaşlar. Şöyle ki yine Johnny diyorum ve de Doer dediğimde bu full name Johnny Doer şeklinde gene gösterecektir arkadaşlar. Bir sonraki bir örneğe geçmek istiyorum. Bu örneklerim şu anda controller denilen denetleyicilerle ilgili benim vermekte olduğum örneklerdir arkadaşlar. AngularJS structure'a yapısı içerisinde. Bir tane daha bir örneği paylaşmak isterim sizlerle.
Evet, kısa bir duraklamadan sonra kusura bakmayın tekrar başlatmak durumunda kaldım. Bu diğer bir örnekte de arkadaşlar yine controller işlevlerine devam ediyoruz. Burada uygulamamın adı MyApp ve Person Control diyerekten denetleyicimi isimlendirdim. Yine burada iki tane kutucuk var arkadaşlar. Person.firstName diyerekten, diğeri de Person.lastName diyerekten. Burada modellerimizin dikkat ederseniz ismi değişti arkadaşlar. Person.firstName ve Person.lastName'i başlangıçta bir değişken olarak tanımlıyorum. İki ayrı değişken var arkadaşlar. Burada da full name diyerekten yine bu division içerisinde şu bölme içerisinde full name'i ekrana getirmesini istiyorum arkadaşlar. Şimdi şu script tagleri içerisindeki kod parçacığına bakarsam arkadaşlar burada MyApp'ı çağırıyorum ve de denetleyici olarak da Person Control'u çağırıyorum. Person Control benim denetleyicimdir. Ve de şu fonksiyon tanımlıyorum arkadaşlar. Fonksiyonun first name John ve de last name Doe. Bakın burada aynı zamanda scope diyerekten first name scope last name diyerekten tanımlanıyor arkadaşlar. Burada scope.person diyerekten bu person'ın iki tane argümanını kabul ediyorum arkadaşlar. Burada bu da bir çeşit bir yöntemdir. Scope person fonksiyonunun aslında bu bir haritalamadır arkadaşlar. Bu birinci keyword ve datası. Burada da keyword ve datası olacak şeklindedir arkadaşlar. Peki burada bir tane daha tanımlama yapmam gerekiyor elbette. Scope full name diyorum ki bu full name de işte şu fonksiyonu çağırıyor. Şu fonksiyonu çağırıyor. X first name ve X last name şeklinde. X değişkenini de scope person diyorum. Yani neticede şuradaki scope değişkeni çağrıldığında ilk isimle soy ismi bir araya getirilip bunların full name olarak da ekranda yazılmasını sağlamaktadır arkadaşlar. Aynı şekilde burada küçük bir değişiklikle ekrandaki veriyi güncellemek mümkün olacaktır arkadaşlar. Böylece bir tane daha örnek göstermek istiyorum sizlere. Burada da JavaScript dosyası içerisinde kontrolleri tanımlayıcı göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada da Person Controller.js diyerekten bir hariçten bir dosyada ben bunu saklayabilirim arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Daha önceki örneğimin şu kısımların her tarafı aynıdır. Burada script dosyam olaraktan kendim bir dosyayı oluşturmuyorum. Person Control Script diyerekten şu dosyayı çağırıyorum arkadaşlar. Bu şöyle burada Hasan Zeki diyorum ve de burada alt diyorum. Ancak çalışan program asıl Person Controller.js programı bu dizinde olmadığı için arkadaşlar bu program şu anda çalışmayacaktır arkadaşlar. Bir sonrakine bakarsam burada da yine Names Controller denilen bir isim altında olacak bu dosyaları ben buraya eklememişim arkadaşlar. Bakıyorum daha önceki Models'ta var mıdır böyle bir örnek diyerekten. Direktiflerde var mıdır? Direktiflerde de yoktur. Buralarda yoktur. Bu örnekleri arkadaşlar bir sonraki derste tekrarlarıyla birlikte halletmek istiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın bu bir hazırlıksız bir yakalanma oldu. Ancak şunu söyleyebilirim. Bir de burada anlatabileceğim şeyler var elbette. Daha önceki kodlarda şöyle söyleyeyim. Daha önceki kodlarda
script tag'i içerisinde yer alan şu dosyanın tamamı, şu kodların tamamını ben eğer ayrı bir dosyaya ve de JavaScript uzantılı olaraktan yazarsam arkadaşlar ve de o dosyaya şu şekilde personcontroller.js diyerekten burada belirtirsem bir önceki dosyayla aynı özelliklerde olacaktır arkadaşlar. Ya bunu atlamışım ya da bir kopyalamayı unutmuşum arkadaşlar. Bu dersimizi burada sonlandırıyorum. Şimdilik göstermiş olduğum örneklerde de vurgulamak istediğim şey şudur arkadaşlar. AngularJS tek sayfada bir web geliştirici programı. Bu programın kendi özel bir kodu yoktur arkadaşlar. Özel kodu yoktur ancak kütüphaneye HTML uzantılı dosyayla erişiyoruz. O HTML uzantılı dosyamız içerisinde denetleyiciler ve uygulama oluşturaraktan, yapısını oluşturaraktan bu kütüphanedeki, kitaplıktaki AngularJS komutlarının yardımıyla biz ekranda interaktif işlemler gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. AngularJS'in bize yaptığı, sağladığı bunlardır. Daha anlatacağımız pek çok şey vardır. Dersi burada kesiyorum. Bir sonraki derste kaldığımız yerden o eksiklikler de giderilerekten sizlere göstereceğim arkadaşlar. İyi akşamlar, hoşça kalın diyorum. İyi çalışmalar, sağlık, afiyet. Tekrar.